Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık yeni bir konuya geçtik, türlerin kökeni. Şimdi sistemlere geçmeden önce 3 konumuz kaldı. Sınıflandırma, ekoloji ve bitkiler konusu kaldı arkadaşlar. Sonrasında artık sistemlere geçeceğiz. Sistemler biraz daha eğlenceli geçecek diye umuyorum. Çünkü ben sistemleri anlatmayı çok seviyorum. Şimdi türlerin kökenini de gerçekten seviyorum. Çünkü burada çeşitli canlılar göreceğiz, çeşitli canlılar tanıyacağız. Tabii ben bunların... mesela canlıyı anlattıktan sonra resim olarak çizilebilenleri çizip size göstereceğim. Ama çizemediklerimi veya işte belirli net bir resmi olmayanları sizler de yine internetten araştırıp bakabilirsiniz. Peki ilk başta ne işleyeceğiz? Biz tabii ki ilk başta türleşme işleyeceğiz arkadaşlar. Türleşme nasıl gerçekleşiyor? Tür çeşitlerine bakacağız. Çünkü evrimden sonra Campbell'da bu konu alınmış. Evrimde türlerden bahsedildi. Türlerin oluşumundan bahsettik. Darwin işte Hardy-Weinberg yasasından bahsettik. Yeni bir türün oluşabilmesi için nelerin gerçekleşmesi gerekiyor? Bunlardan bahsettik. Unutmayın, yeni bir türün oluşabilmesi için kesinlikle gerçekleşmesi gereken şey neydi? Coğrafik izolasyondu. Hatta bu çıkmış bir soruydu. Evet, şimdi gelelim türlerin kökenine. Arkadaşlar, tür ne demek? Bakın, tür çeşit demektir. Biyolojik tür dediğimiz bir kavram var. İlk önce bu biyolojik türden bahsedelim. Bize üniversitede böyle ilk canlıların sınıflandırılması ile ilgili biz şey görmüştük. İşte bitkilerin sınıflandırılmasını ayrı, yani botanik, zooloji derslerini ayrı ayrı almıştık. Ayrıca bunların laboratuvar derslerini de almıştık. Bize bu zooloji dersinde bir de arkadaşlar sonrasında omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar diye ders de aldık. Burada işte omurgalı hayvanlarda, hem omurgasız hayvanlarda ve zooloji dersinde, yani bu 3 derste de bize ilk öğrettikleri şey türün kavramı. Biyolojik türün açıklamasını bilmeniz gerekiyor diyordu. Hatta sınavlarda da ilk soru olarak geliyordu. Nedir? Ortak bir atadan gelen, kendi aralarında çiftleşebilen, çiftleşmesi yeterli değil tabii ki, çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilen canlılara biz ne diyoruz? Biyolojik tür veya işte sadece tür diyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu yazayım. Daha sonra biz üreme yalıtımından bahsedeceğiz. Prezigotik engeller, postzigotik engellerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Zamana dayalı yalıtım, davranışa dayalı yalıtım. Yani bir sürü şey işleyeceğiz burada. Bunları işledikten sonra size... Ben şu an 3 kitaptan gidiyorum türle ilgili. Çünkü hem Campbell'a baktım, hem PGM'e baktım, hem de ihtiyaca baktım arkadaşlar. Üçünde de böyle çok değerli bilgiler var. Zaten baş olarak hani en başta Campbell'dan gidiyorum, ama Campbell'da mesela yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma diye ayırmamış. Bunu ÖABT kitaplarında ayırmış. Şimdi bize de zaten ÖSYM sorduğu zaman yapay ve doğal olarak ayırarak soracağı için biz ne yaptık? Ben ne yaptım? Bunu dedim, hani üçünden birlikte giderim dedim. Böyle bu şekilde üçünü bir araya toplayıp o şekilde size sunacağım. Bunları anlattıktan sonra binomiyal sınıflandırma veya binomiyal isimlendirme dediğimiz bu türün isimlendirilmesini anlatacağım. Daha sonra bunlarla ilgili bir soru çözümü yapacağız. Sonra bakterilere geçeceğiz. Hatırlayın, size virüsleri anlatmıştım. Bakterileri ve arkeleri anlattıktan sonra hem bakterilerden hem arkelerden hem de virüslerden soru çözümü yapacağım. Çünkü dediğim gibi virüslerle ilgili direkt olarak soru bulamadım. O yüzden hani birkaç tane böyle bakterilerin, arkelerin sorularının aralarında buldum. Onları yazıp çözeceğiz. Evet, şimdi başlayalım isterseniz. Çok fazla uzatmayayım. Şöyle biyolojik tür diyelim. Başlığımız neymiş? Yan başlığımız biyolojik tür. Biyolojik tür. Bize ezberlettikleri tanımı veriyorum arkadaşlar, ki zaten Campbell'da da buna benzer bir kavram var. Campbell'daki kavram şöyle diyor. Diyor ki üyeleri doğada kendi arasında üreme potansiyeline sahip olan ve yaşayabilen, verimli döller meydana getiren popülasyon grubuna diyor biyolojik tür diyoruz diyor. Yani yaptığımız tanımlar hemen hemen birbiriyle uyuyor. Şöyle diyelim, ortak bir atadan gelen fizyolojik ve morfolojik olarak birbirine benzeyen
Kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilen canlılardır. Şimdi bakın, ortak bir atadan gelmesi tamam önemli ama burada en önemli şey şudur. Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturması önemlidir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela şöyle bir dişi bir erkek çiftleşti. Biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Çiftleştiler. Bunların bir çocuğu oldu. Şimdi bir çocuğu oldu diye ben bunları aynı türdür diyebilir miyim? Bakın 1, 2, 3 diyorum. 1 ve 2 aynı türdür diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Çünkü eşekle atın çiftleşmesinden katır meydana geliyor. O zaman katır kısır olduğuna göre o zaman bunlar da aynı tür değildir. Peki ben bunun aynı tür olduğunu kanıtlamak için ne yapmam lazım? Bakın bu oluşan üçüncü yavruyu, yani üçüncü bireyi biriyle çiftleştireceğiz. Sadece çiftleştirmek yetmiyor. Eğer bunun da bir yavrusu oluşuyorsa arkadaşlar, bakın 5 dedim. Bunun da bir yavrusu oluşuyorsa o zaman ben derim ki 1 ve 2 aynı türdür derim. Peki 3 ve 4 aynı türdür diyebilir miyiz? Yine diyemeyiz. Neden? Çünkü 5'in verimli olup olmadığını bilmiyorum. Eğer 5 numaranın çocuğu olursa tamamdır. Verimlidir diyebiliriz. O zaman burada şu yorumu yapalım. Bakın yorum diyoruz. Şöyle yorumumuz. 1 ve 2 torunları olduğu için, hatta ben böyle biraz daha TYT AYT öğrencilerini anlatırken de biraz daha bu şekilde anlatıyorum. Torunları olduğu için aynı türdür. 3 ve 4 aynı tür diyemeyiz. Neden diyemiyoruz 3 ve 4 aynı tür değil? Çünkü henüz yavrularının kısır olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer ki bunun da bir yavrusu oluşursa o zaman 3 ve 4 de aynı türdür diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi en kolay, en basit anlatımı bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet, bu şekilde biz biyolojik türün tanımını yapmış olduk. Şimdi gelelim üreme yalıtımına. Neden üreme yalıtımını anlatıyorum? Çünkü hani biz türleşmeden bahsetmiştik ya, bu üreme yalıtımıyla ilgili eğer ki olayları bilirsek türleşmenin nasıl engellendiğini de buluruz. Yani şöyle düşünün. Mesela spermler aynı türe özgü yumurtayı sadece dölleyebilirler. Bunlar da tabii ki belirli engelleri var. Bu engellerden bahsedeceğiz. Biz buna prezigotik ve prozigotik, postzigotik engeller diyeceğiz. Şimdi bunlardan bahsedelim. Hemen bir başlık yazıyorum arkadaşlar. Şöyle büyükçene bir başlık. Üreme yalıtımı diyorum. Üreme yalıtımı. Üreme yalıtımına baktığım zaman ÖABT kitapları yer vermemiş. Ben bilerek aldım çünkü üreme yalıtımı bence sorulabilir bir özellik. Çünkü hani direkt sınıflandırmada sorulmasa bile veya direkt üreme yalıtımı olarak sorulmasa bile aralarda böyle öncül olarak gelebilir arkadaşlar. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Şimdi iki türün üyeleri arkadaşlar kendi aralarında ürüyorlar ve verimli döller veriyorlar. Peki bu verimli döllerin veya verimli döller vermesini engelleyen biyolojik faktörlere ne diyoruz biz? Üreme yalıtımı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. İki türün verimli döller vermesini engelleyen olaylara Üreme yalıtımı denir. Ben burada verimli döller diyorum ama bu üreme yalıtımı farklı türler arasında da olur. O yüzden sadece verimli döl değil, verimsiz döller için de geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bu engeller ne yapıyor? Türler arasındaki gen akışını engellemiş oluyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Hani böyle çok etik bir örnek olmayacak ama
İnsanla mesela maymunun çiftleşmesini düşün. Hani böyle bir durum olduğu zaman gen akışı meydana gelir ve oluşacak yavrunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz. O yüzden de bu tür engellerin mutlaka olması gerekiyor ki zaten var, böyle engeller de ortaya çıkmış. Şimdi ne diyoruz? Bu engeller türler arasındaki gen akışını engeller ve hibrit ne demek? Melez. Yani farklı türlerin çiftleşmesiyle oluşan döllere biz hibrit döl diyoruz arkadaşlar. Şey gibi düşün, hani kalıtımda heterozigotluktan bahsetmiştik ya, onlara da hibrit demiştik. İşte onun gibi düşünün. Hibrit döllerin oluşmasını engeller. Evet, şimdi geliyoruz arkadaşlar. Üreme öncesi engeller vardır. Bir de üreme sonrası engeller vardır. Şimdi biz ilk önce şundan bahsedelim. Üreme öncesindeki engeller arkadaşlar prezigotik engeller olarak isimlendiriliyor ve bunlar döllenmenin oluşmasını engelleyen engellerdir. Yani böyle bir değişik bir şey oldu ama şöyle yazalım. Üreme öncesi dönemindeki engellere prezigotik. Zigot zaten ne demek? Hani yumurta ile spermin döllenme sonucu oluşan yavru. Ne demek arkadaşlar? Pire deyince hani hayvan olan pire geldi aklımıza ama pire demek hani öncesi anlamında kullanılıyor. Prezigotik engeller denir. Yani zigottan önce olan engellerdir. Şimdi bu engeller arkadaşlar döllenmenin oluşmasını engelliyor. O zaman yazalım. Döllenmenin oluşmasını engeller. Peki yazalım, nedir bunlar? Birincisi. Arkadaşlar 3 şekilde etki gösterir. Bakın unutmayın. 3 şekilde etki gösterir. Etki gösterir. Birincisi farklı türlerin üyelerinin çiftleşme girişimini engeller. Bakın farklı türlerin çiftleşme girişimini engeller. Birincisi bu. İkincisi, girişilen bir çiftleşme varsa arkadaşlar başarılı bir şekilde tamamlanmasını engeller. Girişilen bir çiftleşme varsa başarılı bir şekilde tamamlanmasını engeller. Tamamlanmasını engeller. Ve son olarak üçüncüsü de diyelim ki çiftleşme başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu sefer ne oluyor? Döllenmeyi engelliyor arkadaşlar. O zaman yazalım onu da. Çiftleşme başarılı olursa döllenmeyi engeller. Döllenmeyi engeller. Bunların çeşitlerini söyleyeceğim. Şimdi prezigotik engeller bu şekilde. Bir de postzigotik engellerden bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar bunların çeşitlerini verelim. Şöyle hemen geçiyorum bu sayfaya. Şöyle diyoruz. Şimdi eğer bir türden gelen sperm arkadaşlar prezigotik engeli geçtiyse, bakın, başka türden gelen yumurta hücresini döllediyse bu sefer de postzigotik engeller üreme yalıtımı yapmaya başlıyor. Yani zigottan sonraki engeller. Bunlar ne olabilir? Mesela gelişimde bazı hatalar olabilir arkadaşlar. Diyelim ki hani döllenme gerçekleşti. Gelişimde hatalar olabilir. Hibrit embriyoların, o hani dedik ya hibrit başka canlıların çiftleşmesiyle oluşuyor diye. Hibrit embriyoların yaşam gücü azalabilir arkadaşlar. Yani ölebilirler. Doğumdan sonraki problemler yine hibritlerin ölümüne sebep olabilir.
Böylece arkadaşlar üreme çağına erişmeden ölen canlılar ortaya çıkabilir. Yani bu gibi engellere de biz ne diyoruz? Postzigotik engeller diyoruz. O zaman yazalım. Eğer bir türden gelen sperm prezigotik engelleri geçtiyse, aşıp çiftleşme gerçekleşip döllenme olduysa devreye postzigotik yani zigottan sonra postzigotik engeller girer. Bunu da örnek olarak yazacağım. Mekanizma olarak hani 1, 2, 3 dedik ya öncekinde. Bunu da direkt örnek olarak vereceğim arkadaşlar. Şöyle örnek diyorum. Nedir örneğimiz? Mesela gelişimdeki hatalar. Daha sonra ne dedik gelişimdeki hatalar ne yapıyor? Hibrit embriyoların yaşam gücünü azaltabilir. Yani düşünsenize farklı türden canlılar çiftleştiler. Birinde diyelim kahverengi gözgeni var. Ötekinde ne gözgeni var? Yani bu genler çok farklı bir araya geliyorlar. Bu sefer de ne olacak? Bazı hatalar meydana gelecek. Bu hatalar bireylerin hani ortama uyumunu azaltıp yaşam gücünü azaltabilir arkadaşlar. Gelelim ikincisine. Yani örnek olarak yine verelim. Mesela doğumdan sonraki problemler. Bunlar da yine ne yapar? Bireyin yaşama gücünü azaltır arkadaşlar. İşte kısır olma durumu. Mesela atla eşeğin çiftleşmesinden oluşan katır. Nedir? Kısırdır arkadaşlar. Üreyemiyor. Dolayısıyla zaten sanırım katır çok dayanıklı da değil hani. Ya da tam tersine dayanıklı mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum ama katır daha mı dayanıklı oluyordu? Neyse tam olarak hatırlayamadım ama arkadaşlar kısır olduğu kesin. Evet bu şekilde bizim prezigotik ve postzigotik engellerimiz bunlar. Şimdi gelelim çeşitlerine. Arkadaşlar önce bunu şöyle bir tablo şeklinde vereyim. Hangileri olduğunu isim olarak vereyim. Daha sonra açıklamalarını yapalım. O zaman şöyle yazıyorum. Bakın üreme yalıtımı diyorum tekrardan. Üreme yalıtımı. Sonra bunu ikiye ayırıyoruz. Prezigotik engeller. Buraya da postzigotik engeller dedik. Prezigotik engellerin bakın çeşitlerini yazıyorum arkadaşlar. Habitat yalıtımı. Birincisi habitat ne demek? Yaşam ortamı demektir. Habitat yalıtımı. İkincisi zamana dayalı yalıtım. Yani üreme hücreleri farklı zamanlarda oluşuyor. Bunun yalıtımı arkadaşlar. Üçüncüsü davranışa dayalı yalıtım. Kur yapma gibi. Davranışa dayalı yalıtım. Dördüncüsü mekanik yalıtım arkadaşlar. Daha sonra geliyorum postzigotik engelleri. Arkadaşlar postzigotik engellerde bir tane daha var. Bir de gamete dayalı yalıtım. Evet. Şimdi postzigotik engellere geliyorum. Arkadaşlar birincisi hibritin yaşama yeteneğinde indirgenme. Hani dedik ya az önce burada dedik hibritin yaşam gücünü azaltabilir diye. Hibritin yaşama yeteneğini indirgeme. İkincisi hibrit verimliliğini indirgeme. Mesela kısır olma demiştik ona da. Hibrit verimliliğini indirgeme.
Bir de üçüncüsü arkadaşlar, hibrit kırılması. Hibrit kırılması. Şimdi bunların her birini teker teker açıklayacağım. Ama bu videoyu burada bitireyim. Çok fazla uzun olmasın. Çünkü her birinin açıklaması bayağı uzun sürecek. Sonra arkadaşlar, prezigotik, postzigotik engelleri bir sonraki videoda açıklayalım. Sonra diğer tür tanımlarından bahsedeceğim. Türleşmeden bahsedeceğim. İşte alopatrik türleşme, simpatrik türleşme nedir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.